Duydunuz mu? Dur bakayım. Sen İstanbul'da evlendiği karısı mısın? Hı hı. Çok bekledin mi? Kemal nerede? Havaalanında bizi karşılayacaktı da. Biliyorum. Siz kimsiniz? Sefer beni. Merve, hadi kızım acele et sen de biraz. Tamam anne. Mer, sen de. Tamam anne. Sen saçlarını niye toplamıyorsun? Okula böyle mi gideceksin? Toplayacağım anne. Tabii Mert banyoyu boşaltırsa. Mert, kıpırda birazcık. Tamam anne ya. Uf. Mert, hadi. Of. Biraz vermediniz banyoda. İnşallah şöyle bırakmışsındır Mert efendi bana. Hiç heveslenme, kalmadı, bitti. Ya anne ya! Of Mert, of! Bir gün de jöle sürmeden okula gidiver, tamam. Sen niye bu sabah böylesin? Efendim? Mert'in bir suçu yok anneciğim. Amerika'daki basket maçlarını sabaha karşı veriyorlar. Saat farkı için onu suçlayamayız, değil mi? Sen sabaha kadar maç mı seyrettin? Ama anne, final maçıydı. İki uzatma devresi. Ödevler ne oldu peki? Az kaldı, teneffüste bitiririm. Teneffüste? Ödev 4. derse lazım. İnsan bari devre aralarında yapıp bitirir. Koçlar mola istediğinde, hani pompon kızlar sahaya giriyorlar ya. Kapa çeneni. Düzgün konuş benimle. Tamam, ikiniz de kesin. Ay ay.
Günaydın Elif Hanım. Günaydın. Aidat topluyorum da. Hemen mi? Vallahi yönetici de beni sıkıştırıyor. Tamam, birkaç güne kadar öderim, tamam mı? Geçen aykinde ödemediniz, biliyorsunuz. Tamam canım, ödeyeceğim dedim ya, hadi sen de. Ha, bu da senin. Tamam. Annem o çocukla konuştuğunu biliyor mu hala? Sen karışma. Kapattıracağım, başka çare yok. Ne oldu anne? Telefon faturası. Çok mu? Kendiniz bakın. Bir yanlışlık olmasın? Hiçbir yanlışlık yok. Vallahi ben elimi bile sürmüyorum telefona. İnternet sevdan bize ayda kaça patlıyor gör. Ama anne. Tamam hadi geldi servisiniz. Geç kalmayın. Allah zihin açıklığı versin. Anne. Tamam hadi hadi akşama konuşacağız. Aslında ben de ne konuşacağımı hiç bilmiyorum. Yani alt tarafı internet kullandı çocuk. Öyle insanlık suçu falan da işlemedi. Annenin hastalığı seni fena sarstı. Sorma. Tahliller, doktorlar, arkasından ameliyat. Kredi limitlerim tamamıyla doldu. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum Meral. Hani deniz bitti derler ya. Aynen öyle. Dur bakalım, hemen panik yapma. Genel müdürlükten haber var mı? An meselesi. Şube her an kapanabilir. Çok güzel ya, harikulade. Bir bu eksikti. Bak, kim geliyor? Ah, Kemal Bey. Günaydın. Bu defa erkenciydim. Estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İdare ediyoruz. Nasıl geçti yolculuk? İyi, dün gece geldi. Urfa nasıl? Of, sıcak. Bunlar sizin. Hay Allah, yine mi? Niye zahmet ettin, sağ olun. Rica ederim. Bizim oralardan ufak tefek bir iki şey. Bu arada mal bedeniniz geldi. Biliyorum. Eksik olmasın Elif Hanım haber verdi. Ben de onun için geldim. Siz buyurun, ben geçeyim. Sağ olun. Buyurun. Evet, hemen. Annemi hiç böyle görmedim. Ben de. Çok kızgın. Akşama kadar belki öfkesi geçer. Biz gene de alttan alalım. Üstünde çok yük var. Ne haber fıstık? Uzak dur benden. Pas vermiyorsun. Salak şey. Aa pardon, sen motorcularla takılıyordun değil mi? Unutmuşum. Olsun topu bayağı. Karışma sen bücük. Sen kime bücüyorsun? Lütfen işine karışma, ezilirsin. Seninle sonra görüşeceğiz. Hadi lan sen de. Bulaşma şu serseriye. Olur, sen de motorculara bulaşma. Şimdi bu akreditif bedeli için. Kuşat mektubunu ne zaman alırım? Akşama doğru alırsınız. Ya en geç yarın sabah. Bunlar da yurt içi havaleleriniz. Şurası. Yarın uğrayıp dekontarla mektubu alırım. Anlaştık. Başka? Başka bir şey yok. Siz iyi misiniz? İşte. Bir tatsızlık mı var? Şubenin kapanma ihtimali var. Ama benden duymuş olmayayım da. Gideceğiniz şubeye haber verirseniz sevinirim. Gideceğim yeni bir şube olursa elbette. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Nasıldı ama? Müthiş değil mi? Deli gibi sürdün, ödüm koptu. Adrenalin kızım bu. Sızlanmayı bırak da keyfini çıkar. Ay. Hadi. Haydi bastır! 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 Çekil bücüm! Ölmüş olmalı. Öğretmenim, öğretmenim ne koşun. Ne oldu? Arkadaşımız düştü, başını çarptı. Açın bakayım, ne oldu? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu? Ben yaptım.
Teşekkürler. Sana ne diyorum kızım? Böyle parti görmedin hayatında. Ben zaten partileri pek bilmem. Hiç merak etmiyor musun? Ediyorum ama. Süper olacak kızım, anlasana. Annem hayatta izin vermez. Öf be öf. Çoluk çocukla çıkarsın, olacağı bu. Ben çocuk değilim Volkan. İspatla o zaman. Ne haber Volkan? Hey İtme, ne haber? Acayip annem oğlum, bildiğin gibi değil. Paran var mı? Şu anda yanımda yok, varsa. Kopalım mı buradan? O çocuk ne verdi sana? Çok mu merak ediyorsun? İstersen birlikte deneriz. Saçmalama. Emin çocuk değilimdi. Yoksa yanlış mı duydun? Büyümek için bunlara ihtiyacım yok benim. Ne yapıyorsun? Yapma, sus, sus. Alo anne. Bir kafedeyim. Türkçe öğretmeni rapor almış. Son 3 ders boştu. Tamam, ben de eve gidiyorum zaten. Eve gidiyorum. Duydum. Volkan. Ne? Beni şaşırttın. Ya başlama şu saçmalıklara. Saçmalık falan değil, herkes. Bırak herkesi. Millet bilip bilmeden konuşuyor. Basit bir zihin açıcı, hepsi bu. Tamam Volkan, anladım. Kemal Bey uğramadı. Sabah gelecek. Eve mi gidiyorsun? Hı? Arkadaşlar, müdür çağırıyor. Bizi mi? Herkesi. Arkadaşlar, az önce genel müdürlükle görüştüm. Maalesef kötü haber. Aybaşı itibariyle şube kapanıyor. Bazılarımız ihtiyaca göre diğer şubelere tayin olacak. Ya geriye kalanlar? İş akitlerini feshedecekler. Bu ne zaman belli olacak? En kısa zamanda belli olması için elimden geleni yapacağım. Hepimizin bunu, yani geleceğimizin ne olacağını bir an önce bilmeye hakkımız var. Yağmur yağacak. Çocuk öldü sandım. Ödüm koptu. Devirde kafasına tam 8 dikiş attılar. Müdür ne dedi? Ağzına ne gelirse. Annemi çağıracaklar. Ne yapacağım ben abla? Bilmiyorum. Yağmur. Yağmur başladı. Dursana. İstanbul bu yağmurda. Buyur götürelim. Depo be. Biraz da gezeriz. Hadi gel, aslanma. Ya depo sana ayva verim. Allah Allah ya. Ya topunuzun ben. Ne alaksızsınız. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben demin bir araba... Elif Hanım lütfen gelin. Gelin, içeride konuşuruz. Seviyorum. Seviyorum ama... Seviyorum anladık da aması ne? Korkutuyorsun beni. Farkındayım bebeğim. Hiç alışık olmadığım şeyler. Alışmak da istemiyorum. Haklısın. Aptalca davrandım. Özür dilerim. Sahi mi? Sen haklıydın. O elinde gördüğüm haplar? Attım gitti. Çok sevindim. Seni seviyorum. Ben de seni. Bayağı ıslanmışsınız. Tekrar özür dilerim. Hiç gerek yok. Az önce biri... Yani her kimse hak ettiğine eminim. Yani 40 yılın başında herkes gibi yürüyeyim dedim. Sen misin yürümek isteyen? Al işte. Yaz yağmur, çabuk geçer. Sanmam. Bir yerde kahve içelim mi? Lütfen yanlış anlamayın. Birden öylesine içimden geldi.
Belki biraz dertleşmek isterseniz diye. Belki sana gelmiştir diye düşündük anneanne. Hayır canım, yok burada. Sizler iyi misiniz? İyiyiz, merak etme. Bir arkadaşına uğramıştır belki. Evet, belki. Biliyorsunuz bugünlerde biraz sıkıntılı. Biliyoruz anneanne. Üstüne fazla gitmeyin, değil mi yavrum? Hı, merak etme. Hoşça kal anneanne, kendine iyi bak. Hiç bu kadar geç kalmazdı. Evet, yolda başına bir şey gelmiş olmasın. Saçmalama Mert. Ben bir şeyler yiyeceğim. İstiyorsan sen de yardım et. İstemem. Bazen böyle her şey üst üste gelir ya. Yani birini halledersin, sonra bir başkasıyla karşılaşırsın. İş problemleri, çocuklar. Afiyet olsun. Sağ olun. Bazen de hiçbirini halledemezsin. Aynen şimdi olduğu gibi. Yağmurun altında sıkışıp kalmak gibi mi? Evet. Çocuklar kaç yaşında? Kızı 15, oğlan 12. Hı, zor zamanları. Çok zor zamanları. Babaları? Bilmem. Kim bilir nerededir? Eşini terk eden insanları anlayabilirim de çocuğunu terk etmek, bu çok başka Elif Hanım. Sizin çocuklar ne durumda? Oğlan Harran Üniversitesi'ni bitirdi. O da benim zorumda. Amerika'ya yollamak istedim onu. Hı. Kendi mezun olduğum okula. Yapamam dedi. Aklı fikri iş hayatına bir an evvel atılmaktı. Kız liseyi bitirdi, orada kaldı. Küçük oğlan henüz 13 yaşında. Bakalım ne olacak? Yağmur durmuş mudur acaba? Yağmur. Yaz yağmurlarını severim. Keskin toprak kokusunu da. Tam sizin oralara göre. Evet. Hem biliyor musunuz? Harran'da yağmurdan sonra yıldızlar pek parlak olur. Öyle parlar ki. Kalkalım mı? Tabii. Garson. Karım 5 yıl önce öldü. Çocuklarıma hem anne oldum hem baba. Özlemişlerdir sizi. Ne zaman dönüyorsunuz? Harran'da yıldızlar güzel olmasına güzeldir. Ama onlara bakarken yalnız olmak... Çocuklar merak edecek. Hiç alışık değiller. Tıpkı yağmura yalnız yakalanmak gibi. Neden burada durduk? Benimle evlenir misiniz Elif Hanım? Evlenmek mi? Benimle evlenir misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii. Ama böyle birdenbire... Yağmur da birden bastırmadı. Aynı şey değil. Ben iyi bir insanım Elif Hanım. Bir insanın bunu kendisi için söylemesi çok aptalca. Ama göze alıyorum. Beni istediğiniz yerden sorabilirsiniz. Söylemiştim, karım 5 yıl önce öldü. Kimseyi düşünmedim. Aklımdan bile geçmedi. Bir tek siz Elif Hanım. Sadece siz. Siz daha beni tanımıyorsunuz. Yani hiçbir şey mi bilmiyorsunuz? Ama hissediyorum. Benim düşünmem lazım. Tabii sonra çocuklar var. Onların ne diyeceği çok önemli. Haklısınız. Sizi anlıyorum. Evlenmek mi? Urfa mı? Anne nereden çıktı bu? Yani şimdi ta Urfa'ya mı gideceğiz? Kabul ettiğimi söylemedim. Karar verilmiş bir şey yok. Ayrıca bu konuda sizlerin kabul etmeyeceği bir kararı ben vermem zaten. Zaten ben bile kafam allak bullak. Düşünmenizi istiyorum o kadar. Düşünecek ne var ki anne? Çok şey var. Birikmiş kira, aidat borçları, kredi kartı borçları, sizlerin okul masrafınız, şu aptal telefon faturası. Ama anne bizim bildiğimiz... Sizin hiçbir şey bildiğiniz yok. Çalıştığım şube kapanıyor. Ben her an işsiz kalabilirim. Yani şimdi adamın biri bizi beslesin diye mi evleneceksin onunla? Ya öyle değil tabii. Öyleyse ne? Daha iyi bir geleceğinizin olmasını istiyorum ben. Daha güvenli. Urfa'da mı? Orada yapamayız anne. Sen de yapamazsın. Belki işsiz kalmazsın. Daha iyi bir iş bulursun. Bırak burada kalalım. Bir televizyon dizisinde gördüm.
Bir sürü silahlı insan. Kan davası mı ne? Hepsi birbirini öldürüyor. Ben burada ciddi bir şey anlatıyorum. Ona kalırsa bugün sen de birini öldürüyordun. Anlamadım. Önemli değil anne. Top oynarken çocuğun biriyle çarpışmış. Küçük bir kaza. Emin misin? Bak bakayım bana. Yok anne bir şey. Çocuk sapasağlam ben de. Bana söylemediğiniz başka bir şey yok değil mi? Hayır yok. Kesinlikle yok. Pekala. Hadi iyi geceler. Ben bugün erken yatacağım. Dersinizi bitirip siz de yatın. İyi geceler anne. İyi geceler anne. İyi geceler. Eh be abla ya mahvettin. Sorma ağzımdan kaçtı. Neyse bu gecelik yırttık. Deli misin sen? Bu fırsat kaçar mı? O kadar basit değil. Adam dünya tatlısı. İyi ama çocuklar ne olacak? Kemal Bey bunları düşünmeyecek adam değil. Çocuklar istemiyorlar Meral'cim. İstemiyorlar yani. Onlar da haklı. Geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın Kemal Bey. Nasılsınız bu sabah? Sağ olun teşekkürler siz? İyi misiniz Elif Hanım? Bu soru da bende alışkanlık oldu. Küşat mektubunuz. Bunlar da dün yaptığımız işlemlerin dekontları. Size dosya halinde teslim edeyim. Başka? Başka bir şey yok. Çocuklarla konuştunuz mu? Konuştum. Mümkün değil. Kısmet. Bizim oralarda öyle denir. Buralarda da öyle denir. Hani olur da fikriniz değişirse... Efendim? Elif Hanım, ben çocuklarınızın okul müdürü Hayri Aktan. Buyurun müdür bey. Mert'le ilgili ciddi bir sorun var. Ciddi mi? Çarpışmadan haberim var ama. O kadar basit değil Elif Hanım. Yüz yüze görüşsek iyi olacak. Tamam, hemen geliyorum. Elif Hanım. Ne var, ne oldu? Ya bilmiyorum, Mert yine bir şeyler yapmış. Aklımı kaybedeceğim ben. Sizi okula bırakayım. Yo yo hiç gerek yok. Ben taksiyle giderim. Meral'cim. Tamam canım ben hallederim her şeyi. Oldu. Sen merak etme. Kusura bakmayın. Ne oldu? Az önce uyanma tebliğ ettiler. Demek yaprak dökümü başladı. Çocuğun başında 8 dikiş var. Ah. Hastaneye götürdük. Akşama kadar gözetim altında kaldı. Ailesi tuturdu mahkemeye vereceğiz diye. Ay ay ay. Güç bela engel oldum. Sağ olun müdür bey. Yani ne diyeceğimi hiç tabii bilemiyorum. Bu Mert'i affettik anlamına gelmiyor. Disiplin kurulundan hak ettiği cezayı alacak. Anlıyorum tabii. Çocuklarınızla biraz daha yakından ilgilenin lütfen. Hı? Size söz veriyorum daha yakından ilgileneceğim. Sağ olun. Ah, bir de Merve var. Merve mi? Notları bayağı düştü. Devamsızlığı dikkat çekecek kadar çok. Devamsızlık mı? Haberiniz yok mu? Hayır. Daha çok ilgi Elif Hanım. Daha çok ilgi. Sana söylüyorum Mert, bana baksana sen. Bana bak. O çocuk ölebilirdi. Ama anne. Aması maması yok, ölebilirdi Mert. O da beni itti. Hem ablama sataştı. E tamam git öğretmenine şikayet et. Gel bana haber ver. Ya ama çocuğu öldürmeye kalkma. Bize her zarar vereni öldüremeyiz Mert. Anne Mert sandığın kadar. Sen sus bir kere. Sıra bana mı geldi? Evet sıra sana geldi. Niye o notların hali öyle? Biraz düştü ama. O Volkan denen zibidinin peşine takılıp da okuldan kaçarsan olacağı bu. Ya kaç defa ben sana söyledim o çocuktan uzak dur diye kaç defa? O kadar kötü biri değil. Sen mi öğreteceksin bana kim iyi kim kötü? Ya adam gibi okuyun diye benim canım çıkıyor ya canım çıkıyor. Anne bir daha. Bir daha diye bir şey yok. Olmayacak anladın mı? Bunu kafana iyice sok. Bir daha olması imkansız. Anne nereye? Anneannenize. Dönecek misin? Bilmiyorum.
öyle bir çıktı ki sanki bir daha hiç gelmeyecek. Abla, hani kötü çocuklar vardır ya, hep annelerini üzer. Biz de onlardan mı olduk? Senin telefonun. Alo Volkan. Alo. Bebeğim, nasılsın hayatım? Uyudun mu? Hiç sorma, berbat bir gece. Merak etme, düzeltiriz. Ben bu işlerden iyi anlarım. Dalga geçme, annemle kötü kapıştık. Az önce kapıyı çarpıp çıktı. Çıktı mı? Harika, tam sırası. Neyin sırası? Seni görmemin. Volkan yapma. Göreceğim dedim. Altı üstü görmek 5 dakika. Hiç sırası değil. Neyin sırası değil sevgilim? Volkan. Bekliyorum. Aa, başa çıkamıyorum anne ya. Her şey üstüme üstüme geliyor. Ben boğulacağım ya. İnsan böyle mi deliriyor anne ya? Eskiden bir çocuk dünyaya geldiğinde yüzü değil bahtı güzel olsun derdik. Bahtı insana gülmeyince. Güleceği de yok zaten. İyi bir anne olamadım sana. Anne, o nasıl söz? Anne baba zor günlerinde çocukların yanında olması gerekirdi. Ben tam tersine külfet oldum sana. Anne, sakın bir daha böyle konuşma. Sana geldiğime pişman etme beni, olur mu? Oo, hoş geldiniz. Ne haber Volki? İyidir dostum. Nasıl gidiyor? Sağ ol. Ne içiyorsunuz? Bira. Bak bildi mi? Ayıpsın, sorulur mu? Sen fıstık. Ne içersin diye soruyor. Meyve suyu. Ne? Meyve suyu mu? Hı? Al bakalım. Bu da seninki. Torpili nerede? O ne Volkan? Hangisi? Bana bıraktığını söylemiştin. Gitmek istiyorum Volkan. Ben söyleyince gideriz. Bir saat demiştin. Bana bak, sıktın artık ama ha. Müziği kapatın lütfen. Volki, oğlum polisler tüy. Hı? Arkadaşlar iyi eğlenceler. Rutin asayiş kontrolü. Lütfen herkes kimliklerini çıkarsın. Arayın. Hadi oğlum yürü git, hadi. Volkan. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun sen? Şöyle geç. Volkan, ne oluyor? Sen de geç şöyle. Kemal Bey Urfalı. Orada yaşıyor. Amerika'da okumuş. Çok zenginler, böyle araziler, işletmeler falan. Her ayda bankaya birkaç defa uğrar. Belki çektiğin onca sıkıntıdan sonra bu adam sana Tanrı'nın bir armağanıdır. Çocuklar da insana Tanrı'nın bir armağanıdır değil mi? Öyle. Benimki de şımarıklık işte. Bu kadar armağanı bir arada kaldıramıyorum. Seninkiler olmalı. Alo? İyi akşamlar hanımefendi. Elif Caner Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Narkotik şubeden kızınız için arıyorum. Ne? Kızınız şu anda nazarette. Buraya gelmeniz gerekiyor. Anasını satayım. İpini koparan kapımızda. Deliyse yollayın tımarhaneye gitsin kardeşim. Burada işi ne? Biz de zaten adli tıbba gönderiyoruz komiserim. Ne adli tıbbı be? Sen onu bizim Yozgatlı'ya sevk et. Bak bakalım 3 günde nasıl aklı başına geliyor itin. Ah ulan eski günler ah. Sizin ne vardı? İlk defa mı? Utanmıyorsun değil mi? Şu kadar parmak kadar kızı. Git işine be. Seni satmaya kalkan herif bu mu? Ne satması? Saçmalama. Anlaşıldı güzelim, merak etme. Böyle gidersen sıra ona da gelir. Yanındaki herifin üstünden uyuşturucu çıktı.
Allah'tan kızınız temiz. Ama benim kızım asla böyle... Hanımefendi, bırakın bu lafları. Narkotik şube koridorları gece yarısından sonra en çok kimleri misafir eder? Haberiniz var mı? Çocuklarını melek sanan anne ve babaları. Merve. Anne. Ay. Ay eh be kızım. Şuna bak, civan gibi. Yazık değil mi sana? Dediklerimi anladınız mı? Anladım. Hadi şimdi gidin buradan. Bir daha da görünmeyeyim burada. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle güle. İyi geceler. Güle güle. Hatice. Buyurun amirim. Bu kızın yanındaki serseri vardı ya. Evet amirim. Yozgatlı'yı görsün. Emredersiniz. Ya ben ölmek istedim. Hayatımda ilk defa bu gece ölmek istedim çünkü çocuklarım var. Ya biri ikinci derecede cinayet işlemesine ramak kalmış. Öbürünü de eser alemlerinden, karakollardan topluyorum. Ben bunları hak ediyor muyum ya? Anne, anne affet. Yemin ederim ilk defa. Allah kahretsin. Allah kahretsin bu hayatı. Anne, peşimden gelme. Oğlum, oğlum. Oğlum. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, bir şey mi oldu? Boş ver. Ne demek boş ver, anlatsana. Şimdi hiç havamda değilim. Sonra anlatayım ha. Sonra. Efendim. Tamam, geliyorum. Müdür çağırdı. Üzgünüm Elif Hanım. Kendimi hem infaz memuru... hem de potansiyel kurban gibi hissediyorum. Yakında benim de ipimi çekerler ya. Bakalım ne zaman. Tam 12 yıl. Tazminatınız ay sonunda maaşınızla birlikte hesabınıza yatacak. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Her şeye rağmen güzel günlerdi. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoş bulduk. Alayım mı anne? Ağır bu. Ne var o kolinin içinde? 12 yıl. Ya da hiçbir şey. Biz biraz baş başa konuşalım, olur mu çocuklar? Tamam anneanne. Hadi bakalım. Geçin yavrum. Günaydın anne. Günaydın. Sen erken kahvaltı etmeye alışıksın. Dün gece de bir şey yemedin. Aa. Biz bugüne kadar sana hiç kahvaltı hazırlamadık.
Anne, her şey için senden son bir defa özür dilesek. Özür dileriz anne. Bizi affet. Gel bakayım sen, gel. Seni çok üzdük değil mi? Üzdünüz tabii ya. Sana söylemek istediğimiz bir şey var. Neymiş o? Şu bize bahsettiğin adam vardı ya. Kim? Seninle evlenmek isteyen. Ne olmuş ona? İstersen evlenebilirsin. Bir dakika. Ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Farkındayız anne. Sana haksızlık ettiğimizin de farkındayız. Fikrinizi değiştiren ne oldu? Hep sen haklı çıktın. Bizim için yanlış bir şey istemezsin. Hem ayrıca sen de mutlu olacaksan. İstersen evlenebilirsin anne. Evin erkeği olarak ben izin veriyorum. Bunlar. Pekala küçük bey. Düşüneceğim. Yani evet mi? Düşüneceğim dedim. Servis geldi. Hadi bakalım. Hoşçakal anne. Yallah. Hoşçakal. Aa, anne sen burada mı kaldın? Günaydın. Günaydın. Çocuklarla konuştun mu? Evet, konuştular. Peki ne düşünüyorsun? Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Hüseyin kızı Elif Caner'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Canım. Baskete meraklısın öyle mi? İşte. Annen maçları kaçırmadığını söyledi. İzlememe izin verir misiniz? İzne ihtiyacın yok. Kendi odan, kendi televizyonun, uydu antenin de var. İstediğin kanalı seyredebilirsin. Bak gördün mü? Ben en çok Urfa'daki okulu merak ediyorum. Bildiğin kolej. Orada da iyi öğretmenler var. Hele üniversiteye kadar bir gelin gerisi kolay. Yurt içi, yurt dışı. O zaman bakarız. Gitar çalıyor musun? Biraz. Markası ne? Normal klasik gitar. Anlar mısınız? Çiftlikte Raimondo marka bir gitar var. Raimondo o? Londra'dan almıştım. Son zamanlarda biraz paslandı. Sen açarsın artık onu. Seninkiler iyi anlaştı. Aman çok şükür. Bizim bu sinemekiye kalsaydı iş. Oo, daha çok beklerdik Meral kızım. Anne. Kahve içer miyiz? Evde içeriz artık. Ben yaparım. İyi fikir. Çocuklar nerede? İçeride. Annemle kaynatıyorlar. Ne kaynatıyorlar dersin? Tahmin et. Hemen gitmen şart mı? Yetişmem gereken bir ihale var. Sonra evle ilgili hazırlıklar. Gelince rahat etmeni istiyorum. Çok iyisin. Düğünümüz inşallah Urfa'da. Hiçbir şey aceleye getirmek zorunda değiliz. Sen çocukların okul nakillerini hallet. Ve bir de... Bununla borç aç, ne varsa kapat. Uçak biletleriniz zarfın içinde. Haftaya bugün havaalanında karşılarım. Sakın gecikme. Senin gibi bir kadına insan nasıl gecikir Elif? Demek gidiyorsun ha? Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sen de. Gidiyorsun ha? Acıyor mu? Geçer. Gitmene üzüldüm. Sahi mi? Daha rövanşımız vardı. Seni bir güzel pataklayacaktım. Borcum olsun. Buyurun. Şansınız açık olsun. Çok teşekkür ederim. Zor bir karar. Umarım hepiniz için hayırlı olur. Sağ olun. Kusura bakmayın, sizi de üzdük. Önemli değil. Sonunda üzülen çocuklar olmasın da. Hoşça kalın. Güle güle. Gurbetim.
gerekiyor anne? He? Bilmem, hiç düşünmedim. İçinden ne geliyorsa. Kemal amca nasıl? Olabilir. Kemal baba? O kebapçı ismi. İyi işte, burası da kebapçı memleketi değil mi? Adamı ilk günden kebapçı muamelesi çekmeyelim o. Bozulur eder. Sevzekliği bırakın da valizlere bakın. Hadi yürü. Nerede Kemal amca? Burada olacaktı. En son ne zaman konuştun? Dün sabah. Benim karnım acıktı. Aradığınız numarayı... Serdan yatış yapış oldum. Adamın adresi yok mu anne? Atlayıp bir taksiye gidelim. Tamam tamam. Hadi al sen valizini. Al şunu sen de. Başka taksi yok, görmüyor musun? Ya bu kendini bile taşıyamaz. Hadi hadi söylenip durma. Bunu bulduğunuza şükredin. Amca. Sıcaktan ölmüş olmasın? Ha. Amca. Ha kurban. Kusura bakma, uyandırdık. Müsaitsen binelim. Müsait, evet. Kıyamet kadar. O adres şehrin çok dışı. Ne kadar sürer? Hala vallahi arabanın insafına kalmış. Hayırlısıyla biz gidelim de. Aferin, bana çok güzel destek oluyorsunuz. Daha gelir gelmez ekildik. Niye ekilelim? Ya mutlaka bir terslik olmuştur. Bütün terslikler de bizim olur. Neden burada olduğumuzu unutma. İstersen o defteri hiç açmayalım. Affedersin anne, onu demek istemedim. Bakacağız. Bakacağız. Bir bu eksikti. Durum ne? Bu araba buraya kadar. Gitmez bu araba. Anlamadım. Conta yandırmış, su kaynatmış. Ne yapacağız peki? Gelen gidene öte bizlere el kaldırıp şehre gidip bir tamirci getirelim. Aa! Bak motor geldi. Ben hemen dönerim. Anne ne yapacağız? Dur. Gidelim. Tamam, hadi gidelim. Benim zalim derdim cihanı koşun, araba geliyor, koş! Koşun, araba geliyor, koş!
Hayrola? Şey, bizim arızalandı da araba. Şoför tamirci almaya gitti. Size, bizi alabilir misiniz diye el kaldırmıştık. Buranın sıcağına taksiler bile dayanamaz. Hele eski ise. Birkaç tane de rampa çıktı mı tamam. Aynen öyle oldu. Geçin. İstediğiniz yere kadar bırakayım sizi. Sağ olun. Çocuklar, koltuğun arkasında buzluk var. İçinde soğuk bir şeyler olur. Harika. Buna hayır demem. Bize de verin. Çok teşekkürler. Çok makbule geçti. Sağ olun. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa. Gezmek için mi? Yok, hayır hayır. Kalıcıyız. Kalıcı mı? Artık burada yaşayacağız. Affedersiniz, merak etmiş gibi olmasın ama gideceğiniz yeri söylemediniz. Aa, çok özür dilerim. Kemal Boyatlı'nın çiftliğine gidiyoruz biz. Kemal Boyatlı mı? Tanır mısınız? Tanırım. Çiftlik orası. Teşekkürler. Bakın, ben sizleri oraya kadar bırakmak isterdim ama... Yok yok, hiç önemli değil. Zaten pek de mümkün değil. Neden? Onlarla aramız iyi sayılmaz da. Ne demek bu? Eski bir dava. Ne davası? Kan davası. Kan davası mı? Kemal Bey, neyiniz olur? Kocam. Anne, adamı gördün mü? Gördüm. Kemal Bey'in karısı olduğunu duyunca sanki şeytan görmüşe döndü. Ben demiştim size, kan davası. Bütün televizyon dizilerinde hep bu konu. Hadi kes artık. Yürüyün, gidiyoruz. Kimse yok mu burada? Anne, nerede bu millet? Gel. Korkma korkma, bağla. Kimse yok mu? Sus. Kimse yok mu? Bir de şu tarafa bakalım. Kimse yok mu? Güzel evmiş. Filmlerdekine benziyor. Nerede bu millet? Anne, neler oluyor? Pencere açık. Anne, ben gireyim hemen. Şşt, hayır.
Ne demek hayır anne? Sokakta mı kalacağız? Kimse yok mu? Kapının üstünde anahtar var. Anne ben girip açayım hemen. Hadi aç. Tatatatam. Buyursunlar efendim. Şuraya bak. Sanki korku filmi gibi. Nereye gitti bunlar? Göç mü ettiler? Aa! Kemal amca. Neredesin be Kemal? Anne, ben öldüm açlıktan. Sabret biraz tatlım. Ha? İçim kıyıldı, buzdolabına bakacağım. Merveciğim. Ne var anne bunda? Artık burada yaşamayacak mıyız? Burası bizim de evimiz. Ben de gidiyorum. Mert! Mert! Çocuklar! Durun ya, bir durun. Anne baksana, burası yemek dolu. Burada insanlar yaşıyor, hepsi taze. Açlıktan ölüyorum anne, yiyelim mi şunları? Vallahi hiç kibarlık yapacak halim yok. Tamam hadi yiyin. Ha, bak ayran da var. Al. Hiçbiri yanmıyor. Ne biçim bir yer burası? Ay, ödüm koptu. Anne, korkuyorum. Tamam, sakin ol. Buralarda bir yerde bir kibrit yok mu? Dur bakayım. Hah, çakmak var. Yanıyor mu? İşte oldu. Nereye gitti bunlar? İnsan bir haber vermez mi? Neler olduğunu bilmiyoruz ki. Ama bir şeyler olmuş olmalı. Mühim şeyler. Sonunda öğreneceğiz. Mutlaka birileri çıkıp gelecek. Anne, bizi öldürürler mi? Saçmalama oğlum, niye öldürsünler? Baksana kan davası. Düşünme sen bunu. Bizimle bir ilgisi yok. Ama ben televizyonda... Keser misin artık? Senin için hava hoş kızım. Niyeymiş? Kan davasında erkek çocuklarını vuruyorlar da ondan. Ay tamam tamam. Duydunuz mu? Dur bakayım. Sen İstanbul'da evlendiği karısı mısın? Hı hı. Çok bekledin mi? Kemal nerede? Havaalanında bizi karşılayacaktı da.
Biliyorum. Siz kimsiniz? Ben ablasıyım. Kemal sizler ölmüş. Ne? Bugün defnettik. Mezarlıktan geliyoruz.